hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü bu program siz bizi izlemezseniz, eğer siz olmazsanız çok tatsız ve anlamsız olur. Çünkü arkadaşlar isminden de anlaşıldığı üzere bu program sadece ve sadece sizin programınız. Arkadaşlar eğer ilk kez bu saatte, yani saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarını ilk kez açan arkadaşlarım varsa, aşağıda görüyorsunuz ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Sat 7 Türk ekranlarında saat tam olarak 4'te. Bu ekranlarda sizlerle buluşuyor oluyorum ve içerisinde bir sürü farklı bölümler olan programımızı sizin de desteğinizle, sizin de sevginizle birlikte sunuyoruz. Ve tabii ki aynı zamanda aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bizim aramızda engeller yok arkadaşlar, duvarlar yok. Siz bize ne zaman ulaşmak isterseniz, bizler zaten sizden gelen haberleri her zaman bekliyor oluyoruz. Bu aşağıda gördüğünüz WhatsApp numarasından bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? Video gönderebilirsiniz, resim gönderebilirsiniz, fotoğraf gönderebilirsiniz, ses kaydı gönderebilirsiniz. Hatta ve hatta yazı yazarak bile bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten özellikle bugünlerde evden çıkamadığımız, eğitimlerimizi okuldan tamamladığımız, maalesef arkadaşlarımızı göremediğimiz bir süreçteyiz. Ve acaba bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl geçiriyorsunuz, dua ediyor musunuz? Dualarınıza karşılık alıyor musunuz? Bunları bizlerle paylaşın ve biz de buradan arkadaşlar bizlere yazan, bizlere haber gönderen bütün arkadaşlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Şimdi evet arkadaşlar, bu bölümde bugünler aslında çok önemli bir günden birkaç gün öncesi. Yakın zamanda çok önemli bir gün var, geliyor, yaklaşıyor. Özellikle hayatımızda çok sevdiğimiz bir kişi var ve o kişi için çok önemli bir gün. O zaman haydi bakalım hep birlikte görelim neymiş o gün. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her Mayıs'ın ikinci haftası Anneler Günü. Yani hayatımızda bizi bu dünyaya getiren, bizi çok uzun zaman karnında taşıyan, biz daha bu dünyaya gelmeden önce ve onun ardından bizi besleyen, karnımızı doyuran, bizi yediren, giydiren, içiren, bize bakan, derslerimizde yardımcı olan, yani kısaca hayatımızın her alanında bize yardım eden ve tabii ki bize sonsuz bir sevgiyle seven annelerimizin Anneler Günü her Mayıs'ın ikinci haftası. Biz de şimdiden annelerimizin Anneler Günü'nü buradan kutlamak istedik arkadaşlar. Çünkü onlar gerçekten bizim hayatımız için çok önemliler, çok değerliler. İyi ki varlar. Bir sürü şey yapıyorlar. Bazen biz onların yaptığı şeyleri fark etmeyebiliyoruz. Ben de kendi annemin olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çünkü düşündüğümüz zaman gerçekten bütün bir gün, bir kere her şeye rağmen bizi devamlı affediyorlar. Bazen onları kızdırıyoruz, bizi affediyorlar, sevmeye devam ediyorlar. Her şekilde bizim için bir sürü fedakarlık yapıyorlar, yoruluyorlar. Bazen arkadaşlarıyla gezmek yerine mesela bizimle zaman geçiriyorlar. Çünkü bizimle zaman geçirmeyi çok seviyorlar. Bizi gerçekten hayatlarındaki neredeyse herkesten daha fazla seviyorlar. İşte o yüzden bugün onlara teşekkür etmek için, özellikle hafta sonu teşekkür etmek için harika günler olacak. Bol bol zamanınız olacak. Ama siz de bir taraftan düşünün, acaba onları nasıl mutlu edebiliriz diye. Bence onlara edeceğimiz bir teşekkür, bence onlara vereceğimiz kocaman bir sarılış zaten onları en çok mutlu edecek şeylerdir. Bütün annelerimizi çok seviyoruz ve onlar iyi ki varlar diyorum.
Çinliler çekik gözlü değildir. Aslında gözün normal hali öyledir. Yerlerin gözünde ise bir ekstra katman vardır. Çekirgenin baskınlığından dolayı yaklaşık 80 yıl sonra herkes normal gözlü olabilir. Düşünsenize o zaman sevgilinizden ayrıldığınızı. Nereye baksan aynı gözler. Bir çay kaşığı bal, 12 arının hayatı boyunca ürettiği bal. Kamu spotu, ben bir arıyım. 12 arkadaşımla milyonlarca çiçeğe konuyoruz. Kilometrelerce yol gidiyoruz. Ve sadece bir çay kaşığı bal üretebiliyoruz. Larvalarımız için. Maalesef onu da siz yiyorsunuz. Afiyet olsun kardeşlerim. Şimdi arı balı markasından 4 kavanoz bal sadece 100 lira. Tükenmeden alınız. Dünyanın çekirdeğinin sıcaklığı 5700 derecedir. Ki bu da güneşin yüzeyinin sıcaklığına eşittir. Kış aylarında çok üşürsek toprağa kazıp güneşlenebiliriz yani. Düşünsenize toprak bronzluğu. Sevgili Ege, sana buradan kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Arkadaşlar şimdi sırada yine benim çok sevdiğim bir bölüm var ve bu bölümde arkadaşlar bir soru var ve bu sorunun cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi siz o soruyu göreceksiniz, ardından soruyu unutmadan Kumdaki Hikayeleri izleyeceksiniz. Hatta Kumdaki Hikayeleri izlerken bir taraftan da bu sorunun cevabını düşünün. Ondan sonra hep birlikte bu sorunun yanıtını göreceğiz. Haydi bakalım. Sodom ve Gomorra. Bu iki şehirde çok günah işleyen ve büyük kötülükler yapan insanlar yaşardı. Öyle ki yüreğinde Tanrı sevgisi taşıyan neredeyse hiç kimse yoktu. Sadece Lut ve ailesi vardı. Onlar Sodom'da yaşıyor ve yaşantı biçimleri Tanrı'yı hoşnut ediyordu. Tanrımız İbrahim'i sevdiği için onunla sürekli konuşuyordu. Tanrı İbrahim'e, "Sodom ve Gomorra'yı yok edeceğim," dedi. İbrahim de Tanrı'ya, "Tanrım, haklıları da haksızları da beraber mi yok edeceksin?" diye sordu. İbrahim haklı olanlar derken, Lut ve ailesiyle Sodom ve Gomorra'da yaşayan iyi insanları kastediyordu. İbrahim, Tanrı'ya ayrıca şöyle dedi, "Tanrım, bu şehirde yaşayan 50 kadar iyi ve düzgün insan varsa yine de yok edecek misin?" Tanrı şöyle cevap verdi, "İbrahim, eğer iyi ve düzgün 50 kişi bulursam bu şehirleri yok etmeyeceğim." İbrahim şöyle devam etti. "Tanrım, peki 40, 30, 20 veya sadece 10 iyi insan bulsan da yine de Sodom ve Gomorra'yı yok edecek misin?" Tanrı İbrahim'e yanıt vererek, "İbrahim, 10 iyi ve düzgün kişi bulsam Sodom ve Gomorra'yı yok etmem mümkün değil," dedi. Bir gece Sodom'a, Lut'un yanına iki melek geldi. Lut onları görünce hemen evine alıp ağırladı. Sodom'daki insanlar onları fark edince kim olduklarını öğrenmek ve gelen misafirlere zarar vermek istediler. Melekler hızlıca Lut'u alıp eve girdi ve kapıyı kilitlediler. O anda Tanrı dışarıda bekleyenlerin gözlerini kör etti. Böylece dışarıdakiler Lut'un evine ulaşamadılar. Bu sırada melekler evin içinde Lut'a Tanrı'nın bu şeyleri yok edeceğini anlattılar.
iki melek, Lut'tan ailesiyle birlikte aceleyle evi terk etmelerini istediler. Lut ve ailesi şehirden kaçarken biraz gecikince, melekler ellerinden tutarak hızlıca onları şehrin dışına çıkardılar. Ayrıca melekler, Lut ve ailesini kaçarken kesinlikle arkalarına bakmasınlar diye de uyardılar. Daha sonra Tanrı, bu iki şehre ateşler yağdırdı ve her yer yandı. Evler, ekinler ve her şey tamamen yandı. Sodom ve Gomorra'da yaşayan bütün insanlar öldü. Fakat ne yazık ki Lut'un karısı söz dinlemeyerek kaçarken arkasına dönüp baktı ve aynı anda tuzdan bir heykele dönüştü. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Rabbim meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları. Mezmur 34, 7. ayet. Arkadaşlar, bu soruya şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü aslında normal hayatımızda zaten sıkça yaptığımız bir şey. Birilerinden bir şey istiyoruz sıkça ve insanlar da bizden bir şey istiyorlar. Ama bunu nasıl yapmalıyım sorusu hiç aklınıza gelmiş miydi acaba? Bunu her şekilde yapabiliriz ama bizim için önemli olan bunu en doğru, en kibar, en güzel şekilde yapmak arkadaşlar. Sorumu tekrar hatırlatıyorum. Birinden nasıl bir şey isterim? Birinden bir şey isterken nasıl bir şekilde istemeliyim? Arkadaşlar sorumuz buydu bugün. Ben de sizler için birazcık düşündüm, taşındım, hazırladım. Haydi bakalım hep birlikte birinden nasıl bir şey isteyebileceğimizin en güzel, en doğru, en kibar yolunu birlikte öğrenelim. Arkadaşlar, böyle zamanlarda birinden bir şey isterken bir kere mısın, misin, musun, müsün soru ekleri gerçekten çok önemli. Biraz tekerleme gibi oldu değil mi? Mısın, misin, musun, müsün, mısın, misin, musun, musun. Evet arkadaşlar, hızlı söylediğimiz zaman arka arkaya birbirine girebiliyor. Ama hiç endişe etmeyin, zaten bu soru ekleri bir kelimenin arkasına geliyor. Yani birinden bir şey yapmasını isterken onun arkasına koyuyoruz bu ekleri. Ve o zaman da hem çok kibar bir şekilde sormuş oluyoruz, hem de aynı zamanda karşımızdaki kişiye bize evet ya da hayır deme hakkını sunuyoruz. Çünkü bizler birinden bir şey isterken karşımızdaki kişi bunu mutlaka yapmak zorunda değil. Bu kişi bizim annemiz bile olsa normal zamanlarda düşünüyoruz. Mesela annelerimiz bize her zaman yemek hazırlıyorlar değil mi? Ya da her zaman çamaşırlarımızı yıkıyorlar ya da her konuda bize yardımcı oluyorlar. Ama normal şartlarda aslında bunu ona sormak çok önemli bir şey. Belki o gün yorgun, belki o gün hasta, bunları yapamayacak bir durumda. Ve tabii ki de onun da bunu seçme hakkı var. İşte bu yüzden arkadaşlar sormak çok önemli. Şimdi öncelikle bu sorunun cevabını vermeden ben size bir şey sormak istiyorum. Normalde birinden bir şey isterken siz nasıl istersiniz? Aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bu WhatsApp numaranızdan bize yanıtlarınızı gönderin. Genelde birinden bir şey isterken gülümseyerek mi istiyorsunuz? Kelimelerle mi soruyorsunuz ya da işaretlerle mi gösteriyorsunuz? Bize bu konuyla ilgili dönüş yapın arkadaşlar. Mesela diyelim annenizden size bir oyuncağınızı vermesini istiyorsunuz. Annenize şöyle mi dersiniz? Anne, oyuncağımı ver mi? Bu şekilde mi sorarsınız? Yani aslında burada bir soru eki görmüyorum ben. Aslında daha çok bir emir görüyorum. Anne, bana oyuncağımı ver. Ya da arkadaşlar, diyelim kendi ayakkabınızı bağlayamıyorsunuz. Henüz öğrenmediniz, olabilir. Ya da biraz zor geliyor, fark etmez. Babanızdan ayakkabınızı bağlamasını istediğinizde ondan bunu nasıl istiyorsunuz? Baba, ayakkabımı bağla mı? Bu şekilde mi soruyorsunuz ona? Ya da gelelim bir diğer örneğe. Diyelim abiniz ya da ablanız, fark etmez, bir konuda ondan yardım isteyeceksiniz. Sizin kendinizin yapamadığı bir şey, yardıma ihtiyacınız var. Belki bir konuda fikre ihtiyacınız var. Nasıl ondan yardım istersiniz? Abla, yardım et mi? Ya da abi, bana yardım et mi? Böyle mi sorarsınız? Böyle mi yardım istersiniz? Ya da diyelim
bir arkadaşınızla oynamak istiyorsunuz ve bunu ona söylemek istiyorsunuz. Benimle oyna! Bu şekilde mi dile getirirsiniz gerçekten? Yani arkadaşlar, genelde birinden bir şey isterken şöyle mi sorarsınız, şöyle mi istersiniz? Yap, gel, oku, hazırla, ver, getir, oyna, benim için yemek hazırla anne, bana masal oku baba, ayakkabımı bağla, bana oyuncak al, benimle oyna. Gerçekten bu şekilde mi dile getiriyorsunuz isteklerinizi arkadaşlar? Size bir uyarı. Eğer böyle yapıyorsanız maalesef bu kesinlikle doğru değil. İnsanlardan bir şey isterken asla onlara emir vermemeliyiz. Çünkü onların da seçim şansı var. Belki sizinle oynamak istiyor bir arkadaşınız ya da istemiyor. Belki abiniz ya da ablanız o sırada size yardım edecek kadar müsait değil. Belki anneniz hasta, o an size yemek yapamayacak. Belki babanız başka bir şeyle ilgileniyor. O an ayakkabınızı bağlayamayacak. Bunların hepsi için hepsini göz önünde bulundurmalıyız. Ama tabii ki onlar size her durumda yardım edeceklerdir. Ama yine de bu çok kaba bir davranış arkadaşlar. Ve aynı zamanda onlardan istediğimiz şeyleri, her şeyi yapmak zorunda değiller. Çünkü bunlar onların yapmak zorunda olduğu görevler değil arkadaşlar. Her zaman kibar olmalıyız. Ve emir vermek çok kaba bir şey. Bu yüzden onlara anne oyuncağımı ver yerine anne oyuncağımı verir misin? Baba ayakkabımı bağla demek yerine mısın misin musun eklerimizi kullanarak. Yani mesela baba ayakkabımı bağlar mısın? Abla yardım et demek yerine abla bana yardım eder misin? Benimle oyna demek yerine benimle oynar mısın demek her zaman daha kibar ve daha doğru ve daha sevgi dolu olur. Yapar mısın? Gelir misin? Okur musun? Hazırlar mısın? Verir misin? Getirir misin? Oynar mısın? Benim için yemek hazırlar mısın? Bana masal okur musun? Ayakkabımı bağlar mısın? Bana oyuncak alır mısın? Demek, mısın mısın, musun müsün eklerini kullanmak birinden bir şey isterken her zaman çok daha iyi bir yol. Ayrıca sizlere şunu da söylemek istiyorum. Hayatımızda bazı durumlar var. Mesela bizlerin o sırada yapabildiği şeyler var ama o sırada canımız kalkıp yapmak istemiyor, kendimizi yorgun hissediyoruz. Onun yerine bütün gün çalışmış olan annemizden ya da bütün gün çalışmış olan babamızdan ya da bütün gün okula gidip yorulmuş olan abi ya da ablamızdan istiyoruz bunu. Mesela koltukta otururken, bir şey izlerken, kalkıp kendimi su alabilecekken anne bana su ver ya da anne bana su verir misin ya da baba mutfakta çikolatam vardı bana onu getirsene ya da getirir misin diyoruz. İşte bunlar arkadaşlar aslında bence eğer kendimiz yapabiliyorsak doğru değil. Çünkü onlar da zaten bütün gün yoruluyorlar, onların da başka işleri var. Kendimiz yapabildiğimiz şeyleri Tanrı bize eğer sağlıklı bir beden verdiyse bu bedeni çalıştırmak yerine onları çalıştırmak doğru değil arkadaşlar. İşte bu yüzden sizi bu konuda da uyarmak istiyorum. Eğer böyle bir davranışınız varsa lütfen bunu yavaş yavaş değiştirmeye çalışın. Ve eğer tek başınıza başaramıyorsanız bu konuda da tabii ki de Tanrı'dan yardım isteyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sırada yine benim çok sevdiğim iki kişi var. M ve Z. Bir şey diyor mesela Perge. Z, iyi misin sen? Ezber yapıyordum. Sürekli tekrarlarsam bir anlama kavuşur, anlatacağın konuyu daha iyi kavrarım diye düşündüm. Bak Z, Matta kitabında diyor ki, dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Bence sen de kuru ezber yaparak konuyu anlayacağını düşünme. Haklısın be. Vay be. Yine haklısın. Hep haklısın ha. Evet, perge diyorduk değil mi? Ben yeterince perge dedim. Artık hiçbir şey demem. O kadar çok söylemişim ki beynimin içinde dönüyor. Gerçekten çok gereksiz bir şey yapıyormuşum. Evet. Valiye Tanrı sözünü göstermiş olan Elçi Pavlus, Barnabas ile birlikte Pamfilya bölgesinde bulunan Perge kentine gelir.
Paskalya bölgesi mi demek istedin? Hayır, hayır. Pamfilya. Burası eski zamanlarda birçok insan topluluğunun yaşadığı önemli bir kent ve hatta bölge. Günümüzde Antalya yakınlarındadır. Pamfilya 7000 yıldan beri yerleşim yeri biliyor musun? Ve adı da tüm kavimlerin ülkesi anlamına geliyor. Vay be! Evet, Elçi Paulus bu bölgedeki Perge kentine geldi. Yol arkadaşı olan Yuhanna da o sırada Barnabas ile birlikte yanlarındaydı. Ancak burada onlardan ayrılıp Yeruşalim'e geri döndü. Yeruşalim? Evet, Kudüs. Hah, tamam. Elçi Paulus, İsa'nın müjdesini Perge kentinde de anlatmaya devam etti. Perge nasıl bir yer? Pamfilya gibi olsa gerek. İçinde olduğuna göre. Evet, tüme varım olarak yani evet. Nasıl yani? Yani Perge, Pamfilya'nın içinde olduğu için özelden genele bir mantık kurarak tüme varımsal düşündün demek istedim. Tersine de tümden gelim deniyor. Neler yapmışım öyle? Evet, Perge antik kenti, Pamfilya'nın başkenti. Çok büyük ve görkemli bir yer. Perge'de birçok antik şehrin kalıntısı yer alıyor biliyor muydun? Peki buradan nereye gidiyordu? Pisidya mıydı? Hemen de unuttum. Pisidya, Pisidya'ya yani Antakya'ya. Antakya'ya geri mi dönüyor? Yok yok, Pisidya'da Antakya isminde bir yer bulunuyor. Diğer adı da Yalvaç. Şehre vardıktan sonra bir gün dinleniyorlar. Ertesi günde Yahudilere İsa Mesih'i anlatıyorlar. Tarihsel geçmişe de atıflar yaparak süreci çok iyi bir biçimde anlatan bir konuşma yapıyor Elçi Paulus. Örnek verebilir misin? Elbette. Diyor ki, arkadaşlar ve Tanrı'dan korkan insanlar, kulak verin. Bu İsrail halkının Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da yabancı olarak yaşadıkları dönemde halkı yükseltti. Sonunda güçlü bileğiyle onları oradan çıkardı. Yaklaşık 40 yıl boyunca çölün ortasında kendilerine katlandı. Kenan bölgesinde 7 ulusu ortadan kaldırıp toprağa miras olarak kendilerine verdi. Yaklaşık 450 yıllık bir süreydi bu. Şimdi anladım. Tarihsel sürecin tutarlılığı da orada bulunan insanları daha kuvvetli bir biçimde ikna ediyor olmalı. Ya. Görüyorlar ki her şey birbiriyle uyumlu. Elbette. Elçi Paulus konuşmasının devamında İsa Mesih'i anlatmaya devam ediyor. Ve onun nasıl tekrar dirildiğinden bahsediyor. Sevindirici haberi onlara müjdelediğini belirtiyor. Bir kere mi anlatıyor Elçi Paulus? Dinledin, dinledin. Dinlemedin, geçmiş olsun. Yani öyle değil. Ertesi hafta toplulukların içinde aynı yerde tekrar anlatıyor. Hiç usanmıyor. Müjdeyi yaymaya devam ediyor. Duyanlar geliyor. Bu sefer daha büyük gruplar. Hatta tüm kent oraya gidiyor. Elbette karşı çıkanlar da oluyor. Ama birçok kişi iman ediyor biliyor musun? Ya, tehlikeli durumlar olmuş mu? Tabii. Hakaret ve iftiralarına devam eden bir grup Paulus'u çok zorluyor. Ona saldırıyorlar. Paulus da daha fazla zarar görmemek için şehri terk ediyor ve Konya'ya doğru yol alıyor. Arkada bıraktığı öğrencileri ve diğer inananlar ise kutsal ruhla sevinçle dolmuş durumdalar. Oh, harika mı? Çok duygulandım. Rica ederim Zihi. Keyif aldığına çok memnun oldum. Ben de keyifle anlatıyorum biliyor musun? Evet ama bir şeyden kaçamazsın işte. Yoksa doğru mu yanlış mı sorusu geliyor, doğru mu? Nereden bildin? Bekliyorum. Üst top, yakan top, köşe kapmaca ve elim sende çocuk oyunlarıdır. Doğru mu, yanlış mı? Ay Zihi, ne güzel bir soru bu. Evet doğru. Hepsi de çok şeker çocuk oyunları. Yine bildin. Tebrikler. Okulda, bahçede, mahallenin sakin sokağında ya da evde arkadaşlarınla oynadığın çok çeşitli oyunlar bulunuyor. Bu çocuk oyunları nesilden nesle devam eden bir kültüre sahip. En yaygın çocuk oyunları ise istop, seksek, yakan top, köşe kapmaca, saklambaç, yerden yüksek ve elim sende. Çok güzel. O zaman Zihi, sana yavaşça yaklaşıyorum ve ebe! Yine benim en sevdiğim bölümdeyiz. Tanrı'nın sözü bölümü arkadaşlar.
Bu hafta biz kilise hakkında konuşuyoruz ve dediğim gibi kilise binasına gidemediğimiz bu dönemlerde evlerimizde kiliseyi hissetmek, evlerimizde diğer insanlarla ailemizde bir kilise gibi olmak için kilisenin ne olduğunu bilmek çok önemli bir şey. Size bu hafta, tüm hafta boyunca anlattığım gibi arkadaşlar, kilise aslında bir bina değil, kilise bir topluluk. Tanrı'yı seven, Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışan, Tanrı'ya tapınmayı seven, Tanrı'nın yaptığı iyi şeyleri hatırlamayı seven, Tanrı'ya dua eden, bazen Tanrı'ya sorular soran, bazen kızgın ya da üzgün olduğunda bile Tanrı'ya giden kişilerin, kısaca Tanrı'yı seven, Mesih'in bizim kurtuluşumuz için bu dünyaya geldiğine inanan kişilerin bir arada toplandığı, bir arada bulunduğu bir yerdir. Bir yerdir, bir durumdur diyebilirim. O yüzden arkadaşlar, bizler evlerimizde zaten iki ya da üç kişi ailemizle bir araya geldiğimizde zaten kendimizi kilisede gibi hissedebiliriz. Ama sizlere bir şey açıklamak istiyorum. Aslında zaten çok eski zamanlarda kilise binası denen bir şey yoktu arkadaşlar. Öyle bir şey yoktu, biliyor musunuz? O zaman insanlar bir araya geliyorlardı ve ona kilise diyorlardı. Mesela evlerde toplanıyorlardı, başka yerlerde toplanıyorlardı. Kilise binası o zaman henüz yapılmamıştı bile. İşte böyle yerler zaten kiliseydi. Peki acaba, merak ediyorum ben, o dönemki insanlar bir araya geldiklerinde neler yapıyorlardı? Nasıl onlara kilise deniyordu? Hep birlikte size Elçilerin İşlerinden bir bölüm okumak istiyorum. Birkaç cümleyi bir araya getirip okuyacağım size. Yani orta kısmını belki okumayacağım ama konuyla ilgili bir bölüm okuyacağım sizlere. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, çok önemli bir şey bu, imanlılar aslında. Yani nerede olduğunu bir önemi yok. Tapınaklar da vardı. Tapınaklarda toplanabiliyorlardı ya da evlerde toplanabiliyorlardı. İmanlılar, ama önemli olan şey iman ediyor olmaları. Tanrı'ya iman, Tanrı'ya inanıyor olmalarıydı. Kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Az önce konuştuğumuz gibi, hatırladınız mı? Burada bir kere önemli olan birkaç şey var. Kendi evlerinde toplanıyorlar ama bu sırada ekmek bölüyorlar. Yani sade bir şekilde, yani böyle çok fazla böyle abartı yemekler değil, çok fazla böyle kurabiyeler değil de daha böyle karınlarını doyurmak için imanlılarla birlikte gayet normal bir yaşam şekli olarak ekmeği bölüp sade bir şekilde yiyorlardı. Sevinç ve sadelikle yiyorlardı. Önemli olan şeylerden biri buydu. Sevinçlilerdi çünkü Tanrı hakkında konuşuyorlardı. Ve devamında da zaten Tanrı'yı övüyorlardı diyor. Tanrı'yı övüyorlardı arkadaşlar. Yani aslında zaten Tanrı hakkında konuştuğumuz, Tanrı hakkında, Tanrı'nın bizim hayatımızda yaptıklarını konuştuğumuz yer zaten kilisedir. İşte onlar da aynı şeyi yapıyorlardı. Tanrı'yı övüyorlardı. Onunla ilgili güzel şeyler söylüyorlardı. Devam edelim. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Yani aslında bir arada bulunuyorlardı. Hep birlikte bulunuyorlardı. Sık sık birliktelerdi. Tabii ki de bizler Tanrı'yı seven diğer insanlarla bir arada bulunmak istiyoruz. Ama şu an bir salgın hastalıktan dolayı Tanrı bence bunu yapmamızı istemiyor. Yani sık sık o kadar yakın durmamızı istemiyor. Çünkü Tanrı bu hastalığın daha da çoğalmasını istemiyor. O yüzden de arkadaşlar, tabii ki onlar gibi sürekli bir arada olamıyoruz şu anda. Ama ailemiz de aynı evdeyken bence bunu yapabiliriz. Ve diyor ki burada, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Tabii ki bu bahsettiği her şey mesela hijyenik olan şeyler değil. Mesela diş fırçasını ortak kullanmak gibi bir şey değil. Ya da belki yüz havlumuzu, yastığımızı, yorganımızı birlikte kullanmak gibi bir şey değil. Çünkü özellikle böyle bir dönemde bunları yapmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bu hastalığa karşı dikkatli bir şekilde korunmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında bence mesela iki tane kıyafeti olan kişi birini, fazlasını diğerine veriyordu. Öbürü de onu giyiniyordu. Belki önünde iki kap yemeği olan kişi bir kap yemeği diğerine veriyordu gibi. Yani ihtiyaçlarını aslında birlikte paylaşıyorlardı. Yani baktığınız zaman arkadaş, dost gibilerdi farkındaysanız. Mallarını, mülklerini satıyorlar ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Yani arkadaşlar, ellerinde olan, fazla olan şeyleri ya da belki de gerçekten önem verdikleri eşyaları satıp
onların parasını ihtiyacı olan kişilere veriyorlardı. Yani birbirlerine yardım ediyorlardı. Gerçekten fedakarlık yapıp birbirlerine yardım ediyorlardı. Peki o dönemki kilise böyleydi. O zaman şimdiki kilise de aslında böyle olmalı. Yani bizler nasıl yaşamalıyız hayatımızı arkadaşlar? Mesela onlar arkadaş gibi zaman geçiriyorlarmış gördüğümüz gibi. Birçok şeylerini paylaşıyorlardı. Ve sürekli sık sık zaman geçiriyorlar. Biz de öyle yapıyoruz aslında baktığımız zaman. Normalde kilise binalarına gittiğimiz zaman bizim de orada arkadaşlarımız var. Ve gerçekten sanki o dönemmiş gibi uyguluyoruz. Ama şu anda evlerimizde olduğumuz sürede bence ailemizle böyle bir bağ kurabiliriz. Mesela onlarla hayatımızla ilgili şeyler paylaşabiliriz. Tıpkı bir arkadaş gibi mesela bazı üzüldüğümüz konuları, sevindiğimiz konuları, merak ettiğimiz şeyleri onlarla paylaşabiliriz. Yemek ve dua paylaşıyorlardı o zaman. Biz de aynısını yapıyoruz aslında baktığımız zaman. Yemek ve dua paylaşıyoruz birlikte. Onun dışında birbirimize, birbirlerine yardım ediyorlardı. Normalde baktığınız zaman biz de kilisede böyle yapıyoruz. Nasıl yardım ediyoruz birbirimize? Belki birinin, yaşlı birinin uzanamadığı kutsal kitabı ona vererek yardım ediyoruz. Yemek vererek yardım ediyoruz. Dua ederek yardım ediyoruz. Yani o dönemki kilise gibi aslında. Ve aynı zamanda birlikte Tanrı'ya tapınıyorlardı. Ve bu en önemlisi ve bizim de yapmamız gereken en önemli şey bu arkadaşlar. Evet sevgili minik arkadaşlarım. Kilise hakkında bugün de öğreneceklerimiz bu kadar. Bu konuyu iyice düşünün ve kendi hayatlarımızda özellikle bu dönemde kiliseyi nasıl uygulayabiliriz? Nasıl bir kilise olabiliriz? Bunu düşünün diyorum. Ve sorularınız varsa bize ulaşın. Bizlere bilgi verin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.